Bence. Çok güzel başlangıç. Çok güzel başlangıç. Çalmak. Sarıya çalıyor, kırmızıya çalıyor. Çok güzel. Lafı güzel mi? Aman yarabbim! Takım oyunu. Kalıplaşmış bir tabirdir takım oyunu. Gerekli görmüyorum. Havlası ya. Niye beni buyurun efendim. Gökçe Hanım geldiler. İlginç, akıllarda kalıcı bir hafta finali bu. Çünkü 3 bey yarışmacımız var. Aralarında bir de kraliçemiz Gökçe Hanım var. 9100 puanla kötü giden kaderi düzeltti Doğa Bey. Size daha temiz bir yol bıraktı. Her şey yolunda gitseydi Burak Bey'le 9400'ün 500'ün hesabını yapıyorduk. Siz de bence o şekilde ilerleyin. Olur mu? Çünkü son noktayı Güven Bey konduracak. Evet. Geçen seferden bize borcu var zaten Güven Bey'in. Yükseklere koşacaktır. Gelsin mi sorular? Gelsin. İşte Gökçe Hanım'ın ilk sorusu. Birçok İskambil oyununda astan sonraki en güçlü resimsiz kağıt. Yani papaz değil demek. Papaz resim nedir? Tamam. 10, 9, 8. Bir tanesi lazım bana. Durdurup da söylersiniz onu siz. 4, 5, 6, şimdi, 7. Onun vale. Sonuna bir ek geliyor sayıların. Mesela karo. Onlu. Onlu. Gayet güzel. Şimdi karşımda bir iç mimar olduğu için çok rahatım bu soruda. Buyurun gelsin. Özel bir cilalama yöntemi ve o yöntemle cilalanmış yüzeyler için kullanılan bir sözdür. Bulmacalarda da çok sorulur o. Lake mi? Lake. Gayet güzel. Beş harflidir, tek kelimedir. Gayet basit bir sorusu vardır efendim. İleride geri verilmek veya ödünç alınmak şartıyla alınan veya verilen şey ödünç. Buyurun yenisine. Madem ki ritmi tutturdunuz, hiç beklemeyelim. Melez anlamındadır, oldukça kabadır. Karma. Karma değil. Kırma. De kırma. Daha da kaba. Burada belki bir nefes alınır. Çünkü ilk 6 harfli cevap olmasının yanı sıra 2 kelimeden oluşuyor. Bir bakalım. Söz dizisi. Hı hı. Sürekli. Tüm zamanlarda. Her gün gibi mi? Her gün gibi. Her gün taze demezler ama, değil mi? Her an. Her gün güzel, her gün taze. Gün yerine başka bir şey mi kondursak oraya? Her an, her zaman, her... Üç harfli olmalı. Her yan, her yan. Böyle eski şiirleri hatırlasak. Eski şarkılar, eski tabirleri. Her dem. Her dem. Gayet güzel. Alkış puanla. Tamam. Bu 6 harfli cevapların zor olanıydı. Harf aldırmadı. Şimdi kolay olanı geliyor. 2400'lük kasayı 3000'e çeviriyor. Görelim. Suda yaşayan bazı hayvanlardaki dikensi kemik çatısı. Kuyruk. Çatısı. Çatı. Köpek balığın. Ayakta tutan çatı. Köpek balığında. Balık. Ay, kılçık. Çok kılçık bir soru. Bir alttaki de öyle. 7 harfli, batı kökenli. Uzun uzun anlatmaya çalıştık ama belli noktalarda hasar var. Buyurun geliniz. Günümüz Türkçesindeki karşılığı boyar madde olan renkli kimyasal maddelerin genel adıdır. Boyar maddeden çok daha yaygın kullanılır. Batı kökenli. Batı kökenli boyar madde. Renkli kimyasal maddeleri nerede kullanıyoruz? Renkli kimyasal bir şey boyası. Sentetik şeyler olmasına da gerek yok. Yani vücudumuzda da var bu. Ha pigment. Pigment. 700 var. Her şey yolunda. Bununla ilgili bir soru daha var hatta. O 8 harfli cevabı olan bir sorudur. Ona daha var. Şimdi şu 7 harfleri bir bitirelim. Tarih öncesi bir canlının Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen adı. Ejderha. Bir harf alayım. Gerçek değil. Siz de o harfi almayın bence. Bulursunuz bunu. Bir daha okuyalım. Tarih öncesi bir canlının Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen adı. Yunanlılar bunu gördükleri zaman muhtemelen ejderha efsanesinde uydurmuşlardır. Ama bu yaşamış yani, yürümüş. Dinozor. Buyurun.
Kolay olanlar daha çok uğraştırıyor. Kılçıkta da böyle takıldık. Şimdi mesela bu bence zor soru. Muhtemelen hiç harf almadan 800 puan kazanırsınız. İki kelime şöyle bir sorusu var. Ticarette göz önünde tutulan kazanç oranı. Kâr marjı. Bak ben dedim. Buyurun 1800 puan. Pigmentten bahsetmiştik. Vücudumuz filan demiştik. Bir bakın ne olur. Görme organında özel bir pigment molekülü bulunmayan veya gerektiğinden az bulunan canlı. İki kelime. Görme organında özel bir pigment molekülü olmuyor, bulunmuyor ya da gereğinden az bulunuyor. Canlı. Yani evet. Hayvandaki bir şey. Gördüm. İnsanda olabilir. Bu kişilere, bu kişilerin yaşadığı duruma, o durum doğrultusunda ki daltonizm de deniyor efendim o duruma. Çok iyi biliyorum. Bir harf alabilir miyim? Yani ben de daltonizm var. Yani ben... Renk körü. Buyurun. 1700 puan daha. Kaldı 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. Çok güzel geldiniz buraya kadar. Elinizde hali hazırda 6 tane mi? Evet. 6 tane harf alma hakkı var. Güven Bey şu anda biraz rahatsız hadiseden. Aşağıdaki sorularda da harf almazsanız aynı rahatsızlığı sürdürebilirsiniz efendim. Gelsin 9 harfliler. Resmi niteliği olmayan bir nevi kimlik belgesi. Resmi. Batı kökenli bir kelime. Resmi niteliği olmayan... Evet yani bunu gidip de ne bileyim bir devlet dairesinde filan kimliğiniz olarak ortaya koyamazsınız. Evet. Ama bir nevi kimlik belgesidir. Harf alayım. Çünkü bunu ortaya koyduğunuzda bu benim diyorsunuz. Muhtemelen siz çok paylaşıyorsunuz. İç mimarsınız ya. Vergiyle mi ilgili? Hayır, kimlik belgesi gibi bir şey bu. Sizin kimliğinizi ortaya koyan bir şey bu. Ama resmi değil. Bir harf daha alayım. Peki. Gökçe Hanım, muhtemelen çantanızın içinde vardır. Resmi niteliği. Hani bunun alışverişi yapılır. Bir nevi kimlik belgesi. Hani ben kimim, mesleğim nedir, onu... Kart vizit. Kart vizit efendim. Var mı çantanızda kart vizit? Değil mi? Değil mi? İki tane harf aldırdı ne yazık ki. Dört tane daha alabilecek tamam. Durumdayız. Aman ha. Son üç soru. Tamam. İki kelime. MMA diye bitiyor. Bakın şöyle soruluyor. Refakat. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılıklarından birini istiyorum sizden. Eşlik etmek. Nedir? Eşlik. MMA diye bitsin. Söylediniz. Durdurun beni. Pardon, eşlik etme. Oldu bitti. 900 puan. İki kelime olduğunu anladım. Tek kelime arıyordum, tamam. 5 saniye kaldı. Aman süreyi unutmayalım. Tamam. Kaç sorum var? 2 soru. Son 2 soru. Hani düşünürken, dur bakayım şu elim şunun üzerinde dursun lüksümüz yok artık. Tamam. Son 2 soru. Bu gayet kolay olanı. İkincisi biraz uğraştırabilir. Orada bir harf alırsak da üzülmem. Şuna bir bakın, yeter. Dış görünüşü oluşturan kıyafetler bütünü. İki kelime. Giyim, kuşam. Oldu, bitti. Bingo. Şimdi bu biraz arabesk işte. Dur bakalım. İki kelime şöyle sorulmuş. Dileklerin, beklentilerin karşılayacağı düşüncesiyle bağlanılan yer. Harf alayım. Harf dediler. İki kelime. Buldunuz mu yoksa? Kesin bulacağım. Dileklerin, beklentilerini karşılayacağı düşüncesiyle bağlanılan... Yer. Anlamındaki. Burası benim için bir nokta nokta oldu. Umut kapısı. Alman. Hanımefendi tebrik ederim. Nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun efendim. Tertemiz 9400 puan. 4 harf alabilir artık Güven Bey. Ne olur sizce? Fikriniz ne yönde? Tur finaline siz mi gidersiniz Güven Bey mi? Bilmiyorum. Burası çok farklı. O yüzden herkes her şeyi yaşayabilir. Bir nazar değmediği için çok mutluyum. O zaman bir daha alkış verin kardeşim efendim. Mutluluklar.